Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki benzer ve eş dikdörtgenler testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Kenar uzunlukları 2 ve 8 olan 2 adet eş dikdörtgen. Evet 2'ye 8'leri hemen yazalım şöyle. E, o zaman burası 8 yaptı. Tamamı 8 ise burası kaç yaptı? 6 yaptı. E, 90 ya yapıştırılmış bunlar. Doğru Doğrusal olacak şekilde konulmuş. Burası da 90. Ne çıktı burada? dik üçgen. Pisagor bağıntısı 6 8 10 üçgeninden cevap 10 oldu örnek 1'de. Geldik örnek Kenar uzunlukları 1 ve 3 olan 3 adet eş. Hemen 1 1 1 ondan sonra 1 3'leri yazıyoruz şöyle. Şeklin çevresi nedir diye soruluyor. Evet kardeşim tamamı 3 ya. Buraya da 2 kaldı. E, tamamı 3 ya. Buraya da 2 kaldı. Burası da 3. Sayalım tek tek. Şuradan başladım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Burası 3 yazmayı unutmuşuz. 11 değil mi? 11, 12, 15, 16, 19, 20. O zaman çevresi topladığımız zaman 20 yapar. Geldik 3'e. Eş verilmiş. 2, 2, 5 burası değil mi? Evet. Burası da 2, burası da 5. E, tamam 5 ya. O zaman buraya 3 kaldı. Ee, burada bir dik üçgen var çünkü şunlar yapıştırılmış. Burası 90 derece olduğundan burası da 90 oldu. 3, 5, 3, 4, 5 üçgenden 4. E, bu kenar 5 ise bu kenarda 5'tir. O zaman x'e ne kaldı? 1 kaldı. Cevap 1 yaptı. Örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. 5 adet eş dikdörtgen ile oluşturulan bu dikdörtgenin çevresini vermiş bize. Bak Hüseyin'e bunu çok sever. Böyle eş dikdörtgenler var. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Biri de dikey. Böyle kısa kenarıyla uzun kenarı boldukturmayı çok sever özellikle. Bak dikdörtgenin kısa kenarlarını yazalım. K, 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 K. A uzun kenar 4K. Uzun kenar 4K. Kısa kenarı K. Uzun kenarı 4K olan bir ne yaptı arkadaşlar bu? Bir dikdörtgen yaptı. E burada yazdıktan sonra bunları. Şunun çevresine bakalım. 5K burada. 4K burada. 9. 9, 18 mi yaptı? Evet 18K eşittir 36 ise K'yı buradan 2 buluruz. Ve bizden ne isteniyor? Eşlik dikdörtgenlerden birinin çevresi isteniyor. 4, 8, 9, 10. 10K isteniyor. K yerine 2 yazarsam cevap ne çıkacaktır? 20 çıkacaktır. Dördüncü soru 20 oldu. Geldik örnek 5'e. Bak dedik ya kısa kenarla uzun kenara buldurmaya çalışırlar. Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgen verilmiş ve ABC'de dikdörtgenin çevresi verilmiş bize. Şimdi hocam bu kısa kenar, bu kısa kenar, bu kısa kenar. K, K, K dersem hocam 2 tanesi 3K. Dikkat k k k dersem. O zaman bir tanesi bunlar eşit ya. Şunlar eşit olduğundan dolayı 3k bölü 2. 3k bölü 2 olur. Ama bölü 2 uğraşmak istemiyorum. O yüzden buralara 2k diyorum. 2k dedikten sonra da güzel bir şeyler geliyor mu? Geliyor. 2, 4, 6. O zaman burası 3k. Burası da 3k yaptı. 6k olduğundan dolayı. Yani kısa kenar 2k uzun kenar 3k. 2k 3k'yı yazıyorum. 2k 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 ve 3k ve 2k'yı yazıyorum. Ve çevreye bakalım. 2, 4, 6. 5 daha 11, 11 de burada 22. O zaman 22 k eşittir 44 ise k'yi buradan 2 buluruz. Bir dikdörtgen çevresi isteniyor. Bizden 3, 2, 5, 5 de burada 10, 10 k isteniyor. K yerine 2 yazarsam cevap 20 çıkar. Örnek 5, 20 çıktı geldik örnek 6'ya. Şimdi 4, 4, 2 falan verilmiş. benzer iki dikdörtgen. Ha, bu sefer benzer verilmiş dikdörtgenler. Arkadaşlar üçgenlerdeki gibi dikdörtgenlerde de benzerlik olabilir. Peki benzerliği nasıl uygulayacağız burada? Üçgende ne yapıyorduk? Aynı açının karşısında kenarlar oranı diyorduk. Dikdörtgende de kısa kenarlar oranı uzun kenarlar oranına eşittir diyeceğiz. Kısa kenarlar oranı 2 ve 4 değil mi? Evet. 1'e 2 oran var aslında. 1'e 2 oran var kısa oranlarında. Uzun kenarlarda da ne olacak o zaman? 4 ise 2 katı 8 olacaktır. Elde edilen şeklin çevresi isteniyor bizden. Hadi bakalım. Şurası 4. Ondan sonra burası da 4. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Burası da 2. Hadi şu şeklin çevresine bakalım. 6, 10, 12, 16, 20, 28 mi yapıyor? Evet. Çevresi 28 yapmış oluyor. Böylelikle bu testi de bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? Sırada alan özellikleri var. Bir sonraki videoda alan özellikleri testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.